Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve akibetu muttaqin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve'fu anna ya kerim ve qudana ya rahim ve tub aleyna ya tevvabur rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Estur ya seyyidi ve yet ya rical Allah. Mübarek ve Hak katında çok kıymete ait günlerde, dakikalardayız. Yarın Arife günü. Bugün Tevriye günüydü. Bugün ve yarın Cenab-ı Allah'ın sayısız kulunu affettiği gündür. Arife günü bir gün oruç tutana Cenab-ı Allah bu senenin ve gelen senenin günahlarını affettiğini belirtiyor. Bir gündür Arefe'de oruç tutan sevabı bin gün oruç tutmuş hesap. Sevabı alıyorsunuz. Arefe günü oruç tutanın bin gün, yani 3 yıl gibi bir sevabı var. Dehşet. Çok hoş. Efendim Bursun İbrahim oğlu. Bu senenin ve gelen senenin günahlarının affolmasına demek. Yani bu çok kıymetli bir hediye Cenab-ı Allah tarafından. Bir güncük oruca. Onun için yarın Arafa günün orucunu ihmal etmeyelim inşallah. Oruç göze, ele, dile, kalbe de tutturulmalı. Yani hilaf hakikat konuşmamalı. Harama bakmamalı. Sırf yemekten içmekten kesilerek değil. O gün dilini tutana, gözünü tutana, kulağını tutana, yani Cenab-ı Allah cennetiyle müjdeliyor. Bir gün. Onun için dikkat edelim. Bu Zilhicce'nin 9. günü yarın. Arefe gün. Haccül Ekber aynı zamanda. Arefe hacca geldiği için. Bin besmele okuyanın Allah her duasını kabul et. Bin Fatih, İhlas-ı Şerif okuyanın Arefe gün. Bin İhlas okuyanın Cenab-ı Allah her türlü muradını ihsan ettiği gibi bütün günahlarını da affeder. Yani saymakla bitmez. Bunu yazdım. Koydum oraya sayfaya. Saymakla bitmez. Sabaha kadar bunu ya bugünlerin kıymetini, bayram gecelerinin kıymetini anlatsak hesapsız. Yarın sabah namazını kıldığımızda namazın arkasından tekbir getireceğiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hu Allahu Ekber. Allahu Ekber ve İllahi'l-Hamd. Bu şekilde bir tekbir getireceğiz ki bu da atamız İbrahim Peygamberi, İbrahim Aleyhisselam'ın hatırasına. 4. bayram günü ikindine kadar devam edecek. 23 vakit. Bir tekbir bu. 23 vakit. Devam edeceğiz inşallah. Tam 23 vakittir. Sabah, yarın sabah namazından başlar. İhmal etmeyelim, unutmamaya çalışalım. Unutsak tekrar getirelim. Namazdan? Farz namazından sonra. Sonra. Biz şimdi kelime-i tevhid getiriyoruz ya. Ondan önce şey getireceğiz. Tekbir getireceğiz. Ondan sonra kelime-i tevhid isteriz. Allah'ın izniyle. Ama dilimizi tutalım. İnsanoğlunun sıkıntısı dilinden. Bir laf deriz. Hani büyük lokma yut, büyük söz söyleme derler. Ağzımıza, dilimize mukayyet olalım. Aksi takdirde çeşit türlü sıkıntı başımıza geliyor. Birisini tenkit ederiz, o başımıza gelir. Gınarız, gınadığın başımıza gelir. Birisini
eleştirdiğimiz zaman zaten gıybet. Gıybet, günah. Ya doğru demediğimiz zaman zaten günah. Doğru söylesek ama o kişinin hoşuna gitmeyecek bir sözse bu da gıybet olur. Ya doğru söylüyorum. Doğru söylemek eğer o kimsenin rahatsız ediyorsa o da gıybet, o da ölü eti yemek gibi. Öyleyse dikkat edelim. Çok mühimdir bu. Bizi her türlü efendim yaptığımız hayırlı işi berbat eder. Bir gölde kazlarla ördek Allahümme kurbağacık beraber yaşarlarmış. Mutlu mesut. Yıllarca beraber arkadaşlık, dostluk, komşuluk yapmışlar. Zaman içerisinde orada su çekilmiş. Kurbağa susuz yerde yaşayamaz. Kazlar da suyu sever. Kazlar keşif yaparken bulmuşlar ki sulak bir yer daha var. Bir göl var, suyu çekilmedik. Oraya gidelim demişler. Kurbağa gidemeyecek, oraya kadar yolculuk yapamayacak. Ne yapalım? Kaz demiş ki biz iki kaz ağzımıza iki değnek alalım, iki çubuk, bir çubuk, uçlarından ısıralım. Sen de ortasından ısır, uçalım, varalım oraya biz. Böylece uzun mesafeyi sen almış olursun uçarak. Nasıl? Tamam. Ama demiş sakın ağzını açma ha oralarıncaya kadar. Açarsan patlarsın, bir yere düşer patlar ölürsün. Tamam, tamam demiş ya ne açacağım? Ne olacak ki? Isırırım, kurbağaların da ağzı büyüktür malum. Isırırım tamam ama çenesi durmaz. Vırrak vırrak vırraktır durmadan. İlla çene yapacak. Göç zamanı geldiğinde iki kas değneğin ucundan ısırmışlar. Ortasından da kurbağacık ısırmış. Hadi bakalım bismillah. Uçmuşlar. Epey bir mesafe. Belli yerlerden, şehirlerin üzerinden geçerken ahal diyormuş ki Allah Allah. Gazların da kurbağa kaçırdığını hiç görmemiştik be. Şuna bak ya. Kıyamet kopacak. Gazlar, iki gaz bir kurbağayı kaçırıyor. Veyahut demişler ki Allah uçan kurbağaya bak. İki tane gazı çekip götürüyor. Böyle laf ediyormuş ahali. Dayanamamış. En son birkaç şehirden sonra. Öyle değil demiş. Bunlar beni şeye efendim sulak alana götürüyorlar hayatımı devam ettirmem için demiş ama demez olaymış. Çat! Gitti. Gitti. Patlamış ölmüş. Ağzını açmasaydı keşke. Çenesini yumsaydı. Çenesine sahip çıkamayınca kurbağacık öldü. Biz de aynı şekilde maalesef hayatımızdaki yanlışlarımız, hatalarımız hep bu dili belamız. Bülbülün çektiği dili belası da derler. İşte kurbağacığın da şey, durumu bu. Hayatını kaybetmiş, patlamış, ölmüş. Öyle değil, ya bırak ne derse desinler. Doğru söyledim diyor. Doğru söyledin ama neticesi patlama oldu. Biz de bazen evet doğru söyleriz ama o doğru orada söylenmeyecektir. Ağzımızı yuvamadığımızdan efendim en büyük sıkıntı başta ben başımıza gelir. Allah bizim ağzımıza dilimize sahip çıkmak nasip etsin inşallah. Allah. Mühim meseledir o. Cenab-ı Allah affetsin hepimizi inşallah. Fatiha.